dünyanın en büyük insansız hava aracı firması olan Baykar, Bayraktar TB2 SİHA'nın Hırvatistan'a ihracatı için tarihi bir anlaşmaya imza attı. Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de gerçekleşen törende, ihracat anlaşması Hırvatistan Savunma Bakanı Ivan Anušić ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar tarafından imzalandı. Böylece Hırvatistan hükümetinin Savunma Bakanlığı'na Bayraktar TB2 satın alınması konusunda yetki vermesinden sadece bir hafta sonra ihracat sözleşmesi imzalanmış oldu. Bu imza ile birlikte Bayraktar TB2 NATO ve Avrupa Birliği üyesi bir ülkenin daha envanterine girdi. Bu anlaşma Baykar'ın küresel liderliğini bir kez daha teyit etti. Uzmanlar tarafından muharebe sahasının doğasını değiştiren SİHA olarak tanımlanan Bayraktar TB2, Asya ve Afrika ülkelerinin yanı sıra Avrupa Birliği ve NATO üyesi ülkeler tarafından da tercih ediliyor. Milli SİHA'lar, Kasım 2024 itibariyle NATO üyesi 6 ülke ile AB üyesi 4 ülkenin envanterinde yer alarak başarıyla görevlerine devam ediyor. 2014 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren, %93 yerlilik oranıyla üretilen ve dünyanın dört bir tarafında görev yapan Bayraktar TB2 SİHA'lar, Eylül 2024 itibariyle 950 bin saatlik uçuş süresini başarıyla geride bıraktı. Böylece Türk havacılık tarihinin en uzun süre gökyüzünde kalan milli hava aracı oldu. Bayraktar TB2, 27.030 feet ile kendi sınıfında Türkiye irtifa rekoru kırdı. Milli SİHA, 2019 yılında Kuveyt'te katıldığı demo uçuşunda yüksek sıcaklık ve kum fırtınası gibi zorlu coğrafi ve iklim şartlarında tam 27 saat 3 dakika kesintisiz uçarak başka bir rekora imza attı. Türk havacılık tarihinde ilklere imza atan Milli SİHA Bayraktar TB2, 31 Mayıs 2024'te gerçekleştirdiği test uçuşlarında otonom fıçı tonosu manevrasını başarıyla gerçekleştiren dünya üzerindeki ilk ve tek SİHA olarak havacılık tarihine adını bir kez daha yazdırdı. Savaş jetlerinin önemli kaçış manevralarından biri olan fıçı tonosu, şimdiye kadar dünya üzerinde hiçbir SİHA tarafından başarılamadı. Bayraktar TB2 SİHA için 34 ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı.